Merhaba yazılımdan herkese selam arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Berke Etkin Yalçın. Bu video setinde sizlerle birlikte Unity'yi sıfırdan başlayıp kendi projelerinizi, kendi oyunlarınızı oluşturabilecek seviyeye getirmeye amaçlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu eğitimi almak için herhangi bir yazılım bilginize, herhangi bir Unity gibi başka bir motor olur, Unity olur herhangi bir bilgiye ihtiyacınız bulunmamaktadır. Biz birlikte sıfırdan başlayıp dediğim gibi kendi projeniz oluşturabilecek seviyeye kadar sizleri getireceğiz. İsterseniz hemen Unity'nin sitesine girip bir üyelik oluşturabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra ya da olan üyeliğinizde Unity'nin yine kendi sitesinden download'a tıkladığınızda burada işletim sisteminiz için hangisi uygunsa Windows kullanıyorsunuz, Windows, Mac için Mac ya da Linux bir Unity Hub indirmeniz gerekmektedir. Ben hali hazırda indirdim ve hub'ımı kurdum. Evet. İndirme işlemleri bittikten sonra hub'ı açtığınız takdirde karşınızda bu şekilde bir pencere çıkacaktır. Projects ayarlarından, Projects sekmesinden yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Olan projeyi hali hazırda ekleyebilirsiniz. Install kısmına geldiğimizde ise bizim bir Unity Editor indirip kurmamız gerekmektedir. Buradan Install Editor kısmına geldiğinizde size önerilenlerden 2022, 3, 27, F1, LTS, benim daha önce yüklediğim ve hali hazırda kullandığım sürümü seçerseniz sizler için daha faydalı olur. Çünkü LTS sürümleri Long term support dediğimiz yani Unity'nin bu sürüme çok daha uzun süreler boyunca devamlı update edip güncel tuttuğu anlamına gelmektedir. Eğer farklı bir sürüm indirmek isterseniz yukarıdan archives kısmına tıklayıp buradan download archives'a gelip yine istediğiniz bir Unity versiyonu buradan hub vasıtasıyla ya da kendiniz manuel olarak indirebilirsiniz. Evet, Unity'yi indirip editörü kurduktan sonra e, tekrardan proje kısmına gelip, e, çok pardon, öncelikle şundan da bahsetmeliyim. Install kısmında Unity yüklerken sizlere e, bir pencere gelecek. Evet, modül e, penceresi. Bu modüllerden öncelikli olarak Dev Tools yani Development Toolumuz, e, bizim hangi kodu yazacağımız şey. E, çok affedersiniz. Hangi e, kod yazarken hangi programı kullanacağımızı size gösteriyor. E, burada default olarak e, Microsoft Visual Studio gelmektedir. E, sizde tabi e, daha önceden kurulu da olabilir. Ama eğer kurulu değilse buradan tıklayarak onu Unity ile birlikte indirip kurabilirsiniz. Arkasından platforms kısmına geldiğinizde ise burada hangi platforma e, oyun geliştireceksiniz o platformu seçmeniz gerekiyor. Örneğin mobil bir geliştirici olacaksınız mobile uygulama yapacaksanız Android e, ya da e, iOS yine ikisini birlikte indirebilirsiniz dediğim gibi. Biz şimdilik e, Windows'u geliştireceğimiz için Windows'ta tiki bırakıp e, continue diyoruz ve indirmeye başlatıyoruz. Tabii ki ben daha önce indirdiğim için buradan Project kısmından Yine bir proje açacağım. İndirmeniz bittikten sonra ve Unity kurulduktan sonra New Project deyip Yukarıdan istediğiniz sürümü Siz de kurulu olan seçebilirsiniz. Bu orta panelde ise Unity'de hali hazırda olan bir sürü şablon ulaşabilirsiniz Template'lere Biz şimdilik default olan Unity'nin 3D pipeline'ında proje geliştireceğiz. Bu kısımlarda Projenizin ismi, nereye kaydedeceğiniz lokasyonu ve başka bir organizasyon Unity Cloud kullanacak mı gibi ayarları yapabilirsiniz. Biz şimdilik bunları default'ta bırakıp buraya yeni proje ismimizi girelim. Evet. Evet arkadaşlar, projemiz açıldığında karşınıza böyle bir arayüz çıkmaktadır. Bu arayüzde İlk karşımıza çıkan şey sahne. Sahne oyundaki, oyununuzdaki, projenizdeki tüm objeleri görebildiğiniz ve yönetebildiğiniz kısımdır. Buradaki panel ise oyuncunun gördüğü kısımdır. Sahne ve game kısmı bu şekilde ayrılmaktadır. Sol tarafta hiyerarşi kısmımızda oyundaki tüm objelerimizi, sahnemizdeki tüm objelerimizi görmekteyiz. Project kısmına gelirsek aşağıdaki eğer, bu kısımda Assets dediğimiz, yani bizim projede kullanacağımız tüm kaynaklar burada bulunmaktadır. Örneğin, sahnemiz şu anda Scene'in içerisinde Sample Scene olarak kayıtlıdır. İşte buraya bir klasör oluşturup mesela... Models deyip daha sonradan kullanacağımız 3D ya da 2D modelleri burada depolayabileceğimiz kaynak klasörümüz tamamıyla bu şekildedir. Sağ üstte tıklayıp Show in Explorer dediğimizde Asset klasörüne girersek oluşturduğumuz klasörleri burada anında görebiliriz. Bu tarafları da sürükle bırak yaparak ya da direkt olarak editöre sürükle bırak yaparak klasörlerimizi burada düzenleyip kontrol edebiliriz. Yan tarafında konsol kısmı ise e, Unity'nin e, developer'la yani sizlerle olan e, iletişimini sağlar. Oyunda bir hata olduğunda ya da siz bazı yerlerde e, bazı yazılar yazdırmak istediğinizde bunu e, size konsol e, sağlamaktadır. Sağ tarafta inspector kısmımızda ise ki inspector e, kısmımız çok önemli e, bu Unity'deki objelerin Komponent sistemi ile birlikte çalışmasını sağlar ve bunu sizin ulaşıp değiştirmenizi, Bu objeler üzerinde oynamalar yapmanızı sağlayan bir pencere. Örneğin main kameraya bakalım. Main kameranın içerisinde bir transform komponentimiz, Bir kamera komponentimiz, bir de audio listener'ımız var. Hiyerarşiye sağ tuşta tıklayıp, Bir obje oluşturduğumuzda, bir küp oluşturalım biz bunu sağ tuşla tıklayıp herhangi bir boş obje 3D obje audio efekt bunları bu şekilde oluşturabilirsiniz ya da yukarıda sol üst köşede game object kısmından yine aynı şekilde bir obje hiyerarşide sahnemizde oluşturabilirsiniz. Bir de play'ini oluşturalım. Gördüğünüz gibi her objenin komponentleri farklı farklı olabilir ama tek ortak komponentimiz transformdur. Unity X y, Z evrenlerinde çalışan 3D motor olduğu için pozisyonlarımız yine X, Y ve Z olarak üç ayrılmaktadır. X sola sağ, Y yukarı aşağı, Z ise ileri geri götürmektedir objemizi. Şimdi sahnemize geldiğimizde plane'imizi ve küplerimizi sıfır, sıfır ve sıfıra çekelim. Ve arkasından sahnede biraz gezinmekten bahsedelim. Şimdi sahne kısmında gezinmek için mouse'unuzun sağ kliniğine tıkladığınızda etrafınıza bakabilirsiniz. Mouse'umuzun scroll butonuna tıkladığınızda sağa sola gezebilirsiniz. Aynı zamanda scroll'u ileri ya da geri yaptığınız takdirde e, ileri ya da geri gidebilirsiniz. Aynı zamanda e, mouse'unuzun sol sağ tuşuna basıp W, S, A, D şeklinde sağa sola ileri geride hareket edebilirsiniz. E, Mouse'un sağ kıyısına basıp W, A, S, L ile hareket ederken Shift'e basarsanız gideceğiniz yere çok daha hızlı gittiğinizi fark edeceksiniz. Aynı anda Sağ kliğe basarken E ile yukarı, Q ile de aşağı inebilirsiniz. Tamamen sizin rahatlığınızda kalmış bir şey. Ee, sahnede gezinmemiz için e, kısa yol tuşlarımız bunlar. Ee, birazcık da objeler e, gezinmesi, objelerin büyümesi, küçülmesi, döndürülmesi hakkında konuşalım. Sol üst köşede gördüğümüz tool sayesinde objelerimizi kontrol edebiliriz istersek. View Tool dediğimiz aslında sizin scroll'unuzun orta butonunuzun e, tuşudur mouse'daki. Bununla sağa sola bakabiliriz. E, fakat herhangi bir objeyi tutup çekemeyiz sahnede. Bir altındaki Move Tool ise objemizi yukarı aşağı, ileri geri ya da sağa sola oynatmamızı sağlar. Aynı zamanda şu aradaki küçük e, paneller sayesinde de çift yönlü olarak oynatabilirsiniz. Hemen altında bulunan rotate tool'umuzla yine X Y Z olarak objemizi döndürmemizi sağlar. Onun altındaki scale tool'umuz ise objemizin boyutlandırılmasını değiştirir. Eğer ortadan boyutlandırırsanız da tamamen eşit olarak büyüyüp küçülecektir. Jet transform da yine objeleri büyütüp küçültür. Fakat ben bunu daha çok UI'larda tercih ediyorum. 3D objelerde genellikle Scale Tool'unu kullanmaktayım. Buna ileriki derslerimizde tekrardan değineceğiz. Ve son olarak Transform Tool'umuz ise objedeki tüm transformları tek bir yerde toplayıp objeyi istediğiniz hareketi vermenizi sağlar ya da büyütüp küçültmenizi. Bu tool'un sırasıyla kısa yol tuşları da Q ile View Tool'umuz, W ile Move Tool'umuz, e ile Rotate, R ile Scale, T ile Rect Scale ve son olarak Y ile tüm Rotate, Transform tool'larımız e, açılmaktadır. Bir de Window kısmına gelirseniz, e, burada e, Layout'lar kısmında eğer isterseniz 2 e, by 3 e, deyip ya da herhangi bir Unity'nin verdiği template'i seçerek kendinize ait Layout'ları hem oluşturabilirsiniz hem de Unity'nin verdiği Layout'ları e, kullanabilirsiniz. Ben şimdilik Default deyip e, kendim e, bütün Tool'larımı daha rahat edebileceğim şekilde ayarlayabilirim. Çünkü sahneyi dizayn ederken aynı zamanda kameradan görmeniz de gerekmektedir. E, bu şekilde hem Game Scene'i hem de sizin çalıştığınız e, Scene'i farklı farklı yaparak görebilirsiniz. Bunun dışında birazcık da inspectorımızdan bahsedelim. Şimdi küpümüzü ele alırsak eğer. Burada değiştirdiğimiz tüm transformların sağ üstte e, transform komponentinin içerisinden e, dinamik olarak değiştiğini göreceksiniz. Aynı zamanda buradan da değiştirebilirsiniz. Bunların Unity'deki default ayarı genelde 000 alınma sebebi ekranımızın tam ortasına çekmek istememdir. Objelerimizin bütün transform işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi transform komponentı her bir objede olmak zorundadır hiyerarşi içerisindeki. Onun altındaki diğer komponentlar ise bizim objelerimizi daha çok belirler. Örneğin mesh filter'dan bir küp seçilmiş durumda. Biz mesh filter'dan kapsül seçersek artık objemiz bir kapsül, bir silindir, bir plane, bir safir olabilir. Mesh renderer ise bu objemizin bize çizilmesini sağlar. Mesh renderer'ı kapatırsak objemiz hala oradadır. Fakat objemiz artık çizilemez. Bu objemizin altında hemen e, materyal kısmı, e, materyal ayarı, materyal ayarı iler, ileriki derslerde materyallere daha detaylı gireceğiz. Işık e, ayarı, gölge ayarı gibi birçok ayarı bulundurmaktadır. E, hemen altında gördüğümüz komponentimiz ise e, box collider'ımız. Bir küp olduğu için bu objemiz onun üzerinde bir default olarak gelen bir box collider'ımız vardır. Nedir bu box collider? Bu Box Collider'ımız ya da herhangi bir Collider'ımız bir objenin diğer objeyle çarpışmasını, etkileşimini sağlar. Collide olmasını sağlar. Şu şekilde birazcık çekersem aslında şurada sanal bir çizimini görebilirsiniz bu Collider'ın. Eğer bu Collider'ımız olmaz ise objelerimiz şuradan şimdilik kapatalım. Ve Play'e basalım. Objelerimiz herhangi bir çarpışma yakalamadan birbirlerinin içlerinden geçecektir. Aynı şekilde objemize add component deyip yeni bir component ekleyip rigid body'ye eklersek objemizde e, fizik Unity'nin kendi içerisindeki fizik simülasyonu ve kurallarına göre e, fizik uygulayacaktır. Fiziğin uygulanması için tabii ki de bir collider gerekiyor. Şu an play dersek, plane'imizin içerisinden gördüğünüz gibi geçip gidecektir. Collider'ımız olduğu takdirde ise bir çarpışma gerçekleşip e, objemiz plane'in üzerinde sabit bir şekilde kalmaya devam edecektir. İki objenin iletişimi için, e, fiziksel iletişimleri için iki objeden en az bir tanesinde fizik yani rigid body bulunması gerekmektedir her iki objede kendine ait kolaydırlar olması gerekmektedir. Evet, sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.